Şu an için kesin olan şeyler alt alta sıralayabiliriz. Birincisi Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da kötüleşmesine neden olur. İkincisi Türkiye'de medya özgürlüğünün ve genel olarak özgürlüklerin daha da kötüleşmesine neden olur. Çünkü iktidarın bu davaya göstereceği bir tepki olacaktır. 17-25 Aralık'tan bu yana olan bitene baktığımızda da zaten başka bir sonuç görmedik. 17-25 Aralık operasyonuna iktidarın verdiği ilk tepki anayasanın bir kısmını askıya almak olmuştu. Bir olağanüstülük halinin sürekli kılınması ile vuku bulmuştu bu durum. Yargı bağımsızlığı şeklen de olsa ortadan kalkmıştı bu bağlamda ve daha sonra zaten olanları biliyoruz. Bunun dışında ekonomik sonuçları olacaktır. Çünkü bütün göstergeler, iddianame, yapılan suçlamalar, ortaya konulması beklenen deliller, Rıza Zarrab'ın eylemleri, Rıza Zarrab'la beraber suçlanan diğer sanıkların durumları, diğer sanık derken artık tanık oldu tabii, dil alışkanlığı benimkisi, sanık diyorum, Rıza Zarrab artık sanık değil. Tanık olması zaten bütün oyunu değiştiren bir gelişme. Bu açıdan da bunun ekonomik sonuçlarının da öngörülebilemeyeceği kanaatindeyim şu açıdan. Yani reaksiyonlar zinciri halinde gelişebilir. Şimdi iddianamede biliyorsunuz Rıza Zarrab ve suç ortaklarının, ki bunlar bankacı ve devlet hükümet görevlileri olmakla tarif ediliyorlar, İran'a karşı yaptırımları yasaya bağlayan, bir yasal zorunluluk haline getiren ilgili yasayı ihlal etmek, Amerikan mali kurumlarını, Amerikan hazinesini dolandırmak ve bu ve benzeri suçlarla ve para aklamakla suçlanıyorlar. Ve şu an Atilla davası olduğu için, Hakan Atilla davası olduğu için de Halkbank burada uzun zamandır ve çok uzmanın da belirttiği gibi bazı cezalar, bazı yaptırımlara maruz kalması muhtemel kamu bankalarının başında geliyor. Her ne kadar Mehmet Şimşek'in, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Türk bankacılık sistemi değil sadece bir banka söz konusudur dese de, bu Halk Bankası'na karşı alınacak bir yaptırım kararının bir kar topu etkisi yaratıp yaratmayacağını, bu yaptırımı daha sonra bazı Avrupa merkez bankalarının da izleyip izlemeyeceğini, bunları bilemiyoruz. Henüz daha öngörmemiz mümkün değil. Türkiye'deki içe kapanma eğilimlerini artıracaktır. Türkiye'deki kutuplaşmayı artıracaktır. Ben hayret ve üzüntüyle karşılıyorum.